Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Kehf suresinin 29. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu وَلَا تُدِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Kur'an'dan gafil olan, kalbi Kur'an'dan gafil olan, hevasına uyan ve işleri de hep aşırı olanlara itaat etme demişti ve biz açıklamamızı yapmıştık. Burada hemen devam eden 29. ayet-i kerimede وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Onlara söyle diyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama. Söyle onlara, hak senin Rabbindendir. Hak kelimesini biliriz, kullanırız. Hakkım, senin hakkın, benim hakkım, onun hakkı gibi cümleler kurarız. Cenab-ı Hak deriz. Yani hak kelimesi Allah Celle Celaluhu'nun o güzel isimlerinden biridir. Hani Mehmet Akif merhum da Halik'in namütenahi adı var, en başı Hak. Yani yaradan Allah Celle Celaluhu'nun sayısız isimleri var. Bunların başında da Hak ismi gelir. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Bir, Cenab-ı Hak için kullanılır hak kelimesi. Bir de onun koyduğu kuralların adıdır hak. Onu tutup kaldırmak da bizim görevimiz. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Haklının yanında olacağız. Hakka destek vereceğiz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için. Hak kelimesinin çoğulu hukuktur. Hani hukuk fakültesi diyoruz. Hakkın çoğulu, haklar manasına gelir. Hakkı da Allah Celle Celaluhu belirlediğine göre hukuk gerçek manasıyla Allah Celle Celaluhu'nun koyduklarıdır. İnsanların koydukları mecazi anlamdadır. Tabii insanlar da Hazreti Adem'den sevgili peygamberimize kadar geçmiş yüz binlerce peygamberin etkisi altındadır. Bütün insanlar. Mimari dinin etkisi altındadır. Sanat dinin etkisi altındadır. Ahlak dinin etkisi altındadır. En putperest toplumlarda dahi hak dinin etkileri araştırmacılarımız tarafından, özellikle dinler tarihi araştırmacıları tarafından ortaya koyuluveriyor. İnsanların koyduğu hukuk da mecazi anlamdadır. Hakkın, yani Cenab-ı Hakk'ın koydukları ise hakiki anlamıyla haktır, hukuktur. Femen şâe fel yü'min. Dileyen iman etsin. Ve men şâe fel yekfur. Dileyen de kafir olsun, diyor Rabbimiz. Yani insanların özgür olduğunu Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle de bildirmekte. Daha başka ayetler var. Bakara suresinde La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyenetir rüşdü minel gayy.
eğriyle doğru ortaya çıkmıştır. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanlara tarih boyunca en özgür hayatı peygamberler vermiştir. O peygamberlerin yolundan giden devletler vermiştir. Bizim 1400 yıllık tarihimizde de bu görülmüştür. Osmanlı'nın hakim olduğu ülkelerde 600 yıl Hristiyan Hristiyan olarak, Yahudi Yahudi olarak, putperest putperest olarak yaşamını sürdürebilmiştir. Ama Hristiyanların hakim olduğu yerde bu hayat hakkı onlara tanınmamıştır. İspanyollar yeryüzünün en medeni milleti olan Endülüs İslam Devleti'ni mağlup edince 100 yıl içerisinde bir tek Müslüman, bir tek Yahudi bırakmamışlar. Şimdi İspanya'da deyince şu andaki İspanyollara kızmayın. O gün için oradan onların, Müslümanların yok edilmesi, Yahudilerin yok edilmesinde papalık emir veriyor. Fransa var işin içinde. Yani dışında değil, işin içinde Fransa. Hollanda'sı falan, Belçika'sı yok. Bütün Avrupa var. Avrupa var ve yaşatmıyorlar. Hocam şu kadar cami açılmasına müsaade ediyorlar ya, gidip görmediğiniz için, onların sorunlarını bilmediğiniz için, Müslümanlara nasıl zorluklar çıkarıldığıyla karşı karşıya olmadığınız için burada böyle söylüyorsunuz. Ama şu anda beni Avrupa'dan dinleyen işçilerimiz bunu biliyorlar. Hala bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kiliseler çanını çalabilir de Avrupa topluluğunun çoğunluğunda, yani 4000 camimiz, 5000 camimiz varsa 4950'sinde minareden ezan okutmazlar. Hatta geçen konferans için gittiğim bir şehirde minarenin ışığını gece yaktırtmazlar bize diyor. Işığı yaktırtmazlar diyor. Evet. Onun için dünyanın huzuru ve sükunu isteniyorsa mutlak surette Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara göre hareket edilmelidir. Bunu en canlı şekliyle en son olarak İsrail Başbakanı Ehud Barak, Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e söylemişti. Türk basınının gözü önünde, diğer basın mensupları da var. Osmanlı 400 yıl iki pırpırlı bir çavuş veya onbaşıyla Filistin'i kan akıtmadan idare etmiş. Ama biz 50 yıldır hem kan akıtıyoruz hem kanımız akıyor diyor. 400 yıl yaşayan bir onbaşı, çavuş veya general veya vali yoktur. Oraya görevlendirilen bir yetkili gider, görevini yapar, yenisi gönderilir, ölür, yenisi gönderilir. Ama kural değişmiyor. Kur'an'a ve sünnete göre insanlara muamele edecek. Kur'an, Yahudi'nin haklarını, Hristiyan'ın haklarını, Müslüman'ın haklarını ve hepsinin hak ve sorumluluklarını belirlemiş. Devlet de onları yerine getirmekle görevlidir. Dille söylenenlerden ziyade uygulamalara bakınız siz. Uygulamalara. Sevgili Peygamberimiz 1400 yıl önce renk sorununu halletmiş. Bilal-ı Habeşi ile yan yana oturmuş. Kainatın efendisi. Cumhurbaşkanı falan görmeyin sevgili Peygamberimizi.
bütün cumhurbaşkanlarının yoluna toz olmaya hasret kaldığı insan, Allah'ın Resulü. Yanına sağ tarafına Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı almış. Sol tarafına Ebu Bekir radıyallahu anh'ı almış ve sohbeti öyle yapmışlar. Hala dünyanın en medeni bilinen devleti zenci sorununu halledememiş. Evet. Filmlerinde bütün kötü roldekiler zencidirler. Katiller, soyguncular, tecavüzcüler, gaspçılar hala onlar zencidir. Esas olan sarı ve mavi gözlüdür. Sarı saçlı, mavi gözlüdür. Irk sorununu sanatta halledemediği gibi siyasette de halledememiştir. Hocam bazı zencileri de bakan yapıyorlar ya, dikkat edin hangi bakanlıklara getiriliyorlar. Cellatlık yapılacak bakanlıklara getiriyorlar. Dünyanın gözünde sarı saçlı, mavi gözlüleri değil, siyah derili olanları kötü göstermek için cellat başı olan bakanlıklara getiriyorlar. İnna atedna lizzalimine naran ehada bihim suradikuha. Biz zalimlere cehennem ateşini hazırladık diyor Rabbim. Öyle bir cehennem ateşi ki o kafirleri orada duvarlar çevirir etrafından. Ateşten duvarlar var. Onun içerisinde yanıyorlar. Yanınca ciğerler yanar. Ve in yestagisu, su isteyecek olurlarsa, yandık su denildiğinde, yugâsû bimâin kel vuhli, muhli yeşvil vücûh. Onların üzerine eriyik, maden eriyiği akıtılır yağmur olarak, su olarak. Yüzlerini eritiverir. Yüzlerini kebap eden maden eriyiği akıtılır. Hani çay içerken çaydanlıktan parmağımıza veya dizimize bir damla geldiğinde bile anam diyoruz. Allah korusun. Bakır eriyiğini, demirin su gibi akışını televizyondan değil, fabrikada görürseniz daha bir etkileniyorsunuz. Çünkü hararetini hissediyorsunuz. Televizyonda gül seyretmekle maden eriyiğini seyretme arasında fazla bir şey yok. Gülün kokusu gelmiyor, maden eriyiğinin ısısı gelmiyor size. O geliyor. Yani eriyik maden üzerinize su olarak veriliyor. Tenleriniz dökülüyor. Aynanın karşısında baktığınız güzelliğini korumak için milyonlar milyarlar verdiğiniz o güzel gözlerinizi koruyun. O güzel yüzlerinizi koruyun. O güzel kaşlarınızı, alınlarınızı, saçlarınızı koruyun. Kalbinizi koruyun, midenizi koruyun. Nasıl koruyalım hocam? Yüzümüzü korumak için yatırdığımız paralar var ya, onlara ben acımıyorum, yatırın. Ama cenneti hak etmek için de çevrenizle ilgilenin. Fakirlerin, yolda kalmışların, gariplerin, hastalığını tedavi edemeyenlerin, karnı aç olanların, okul parası veremeyenlerin, burs parası veremeyenlerin, harç parasını veremeyenlerin yardımına koşunuz. Yani yüzünüze yatırdığınız para geçicidir. 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllıktır. Onu yapın, bu dünyamız güzel olsun. Ama cennete de yatırım yapın. Orada cennet ırmaklarından Rabbimin hazırladığı kaselerde, Rabbimin hazırladığı içeceklerden içebilmek, eşimizle dostumuzla mutlu bir hayat yaşayabilmek için asıl hazırlık yapmamız gereken ahiret. Bi'se şerabu ve sa'et murtefeqa.
O ne kötü bir içecektir, o ne kötü bir dayanma yeridir. Sırtını dayandın, duvara, ateşten duvara dayanıyorsun ve maden eriyi içiyorsun. Bu çok kötü bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu. Daraldık hocam, geçelim burayı, geçelim. 30. ayet-i kerimede Rabbim diyor ki: İnnellezine amenu ve amilussalihati. İman edenler, imanı doğrultusunda ameli salih işleyenler. Yani işlerini hem tabiat kanunlarına uygun hem şeriat kanunlarına uygun bir şekilde yapanlar. İnna la nudî'u ecra men ahsene amela. Biz o iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyeceğiz diyor. Yaptığı işleri en güzel şekilde yapanların mükafatını zayi etmeyeceğiz. Yani o iyi yaptığı işlerin, ama iyi işte demiyor, İşi en güzel şekilde yapanların mükafatını vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Nedir? Ulaike lehum cennatu adnin tecri min tahtihimul enharu yuhallavne fiha min esavira min zehebin ve yelbesune thiyaben hudran min sündüsin ve istebrakın müttekiine fiha alel eraik ni'met sevabu ve hasunet murtefeka. Onlar için cennetler vardır. Adin cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Ya şu dünya hayatında, dünyanın en güzel bir mekanında bir villa yaptırsanız, havuz da yaptırabilseniz, havuza ödediğiniz su parası sıkmaya başlar. Böyle şırıl şırıl 24 saat akma yok. Belirli saatlerde akacak, dolduracaksınız ve parası, ödemesi, bir o bile zorluk meydana getiriveriyor. Rabbim diyor ki altlarından ırmaklar şırıl şırıl akar. Altından bilezikler takarlar diyor orada. Ve yeşil ipekten elbiseler giyerler. Koltuklar üzerine dayanırlar. Yeşil ipekten elbiseler giyerler. Altından bilezikler takarlar diyor Rabbim. Hocam ben mesela ipek sevmem. Olabilir. Benim bir tanıdığım vardı. Bu dünyadan domatesi yemeden gitti. Sevmedim dedi hiç. Yemem diyor. Domates, içinde domates olan yemeği de yemem ben. Saygı duyulur, yemez. Başka şeylerle karnını doyurur. Ben ipeği sevmem. Sevmeyebilir. Ben altını da sevmem. Sevmeyebilir. Varsa tabii. Varsa tabii, bir de bu var yani. Yani ziynet olarak takmasa bile bir kere hani şu kadar altınım olsaydı der. Hani ortalık karışıverse altına hücum ediyor millet. Hemen anında altının fiyatı yükseliyor. Diğer paraların değeri düşüveriyor ortalık karışıverdiğinde. Tarihin her döneminde altına hücum olmuş. Rabbim cennetin altınlarından bahsediyor yalnız. Yani dünyadaki altınlar orada kömür madeni gibi bile değeri olmayabilir. Ama bu dünyanın değerli madeni altın, altından örnek vererek, altından bilezikler, İpekten elbiseler giyecekler, kalın ipek, ince ipek ve yeşil renk. Yeşil renk de dikkatimizi çekiyor ve koltuklar üzerinde diyor. Ne güzel bir karşılıktır ve ne güzel bir dayanma ve kalma yeridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bize bu müminle kafiri bir örnekleme yoluyla anlatıveriyor Allah Celle Celaluhu. Diyor ki, burada tabii bize edebiyatımızı da yönlendiriyor Rabbimiz. Yani soyut tavsiyeler, soyut anlatımları somutlaştırıyor Rabbim.
Diyor ki şöyle bir iki kişinin haberini onlara anlat. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ İki insanın bir durumunu onlara anlat diyor. O iki insandan birinin iki tane bahçesi var. Üzüm çubukları olan iki bahçesi var. O bahçenin ikisinin de etrafını hurma ağaçlarıyla çevirdik. Ve cealna beynehuma zer'a. O iki bahçenin arasında da zirai mahsullerin ekilip dikildiği tarlası var. Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve la tadlim minhu şey'a. O iki cennet, o iki bahçe de mahsullerini verdi. Hiçbir şeyde eksiklik olmadı. Mahsuller tam. Hurmaların mahsulü, üzümlerin mahsulü, zirai mahsuller de çok güzel netice verdiler. Hiçbir şey noksan değil ve o iki bahçenin arasından da su fışkırıyor. Ve feccarna hilalehuma nehera. Su kaynağı fışkırıyor. Ve kana lehu semerun feqala li sahibihi ve huve yuhaviruhu ene ekseru minke malen ve a'azzu nefera. O meyvesi, bağı, bahçesi olan adam arkadaşına diyor ki ben mal yönüyle de senden fazlayım, evlat çocuk yönüyle de senden güçlüyüm. Yani hem mali yönden, ekonomik yönden hem de insan gücü yönüyle senden daha güçlüyüm diyor. Burada bize yine Rabbim şöyle bir uyarıda bulunuyor. Zengin bir adamla fakir bir adam arkadaşlar. Oturup konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Günümüzde acaba fabrikanın sahibi yani patronla fabrikada fabrikayı temizleyen işçi arasında bugüne kadar bir konuşma geçmiş midir? Hatta bazı fabrikatörlerimiz vardır ki iş yerini görmez. O işçi de onun bulunduğu yere bir ömür boyu gelemez. Kaynaşmaya da burada Rabbim dikkatimizi çekiyor. Bir, iki, Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde bahçecilik dersi vermez ama bahçecilikle ilgili işaretler verir. Meyve ağaçlarının nasıl dikileceği, üzüm çubuğu gibi küçük boylu olanların nasıl dikileceği, zirai mahsullerin nereye yerleştirileceği, suyun nereden geçirileceği konusunda işarette verir. Asıl burada anlatılan iki kişi arasındaki geçen konuşma, fakirle zengin arasında geçen bir konuşma. Zengin böbürleniyor. Ben senden mal bakımından da, insan gücü bakımından da daha büyüğüm, fazlayım diyor. Ve dakhale cennetehu ve huve zalimun li nefsihi. O bahçesine girdi bir gün, bahçesine giriyor. Rabbimin üslubu bize öğrettiği o kadar güzel ki adam ekonomik yönden güçlü, insan gücü olarak da güçlü. O haliyle çok da keyifli. Bahçesine giriyor bir gün ama girişini anlatırken Rabbim diyor ki ve huve zalimun li nefsihi. Kendine zulmederek girdi diyor. Ya kendisine nasıl zulmeder? Hani diyelim ki bugünün çağımızın en son kalite arabasıyla giriyor oraya. Son kalite arabayla giriyor oraya. Ve orada Rabbimin yaratmış olduğu cennetin vermiş olduğu hava, su, çiçekler onun gönlünde çok keyifli anlar oluşturuyor.
Ama Rabbim diyor ki o kendine zulmediyordu. Nasıl zulmediyordu? Şöyle diyerek gale. Ma ezunnu en tebide hadihi ebeda. Bunların yok olacağını zannetmiyorum. Yani bahçem, ağaçlarım, üzümlerim, çubuklarım ve tarlalarım ve su kaynaklarım. Bunlar yok olmaz canım. Bunlar var olduğu sürece de benim sırtım yere gelmez. Bu kişi bu haliyle kendine zulmediyor aslında. Ve ma ezunnu sa'ate kaimeten. Kıyamet kopacak mobacak diyorlar. Kıyametin de kopacağını zannetmiyorum. Ve le in rudittu ila rabbi. Eğer kıyamet kopar da Rabbimin huzuruna varacak olursam le ecidenne hayran minha mungaleba. Buradakinden daha iyilerine kavuşacağım ben diyor. Yani dünya kiminse ahirette onun aldatmacasına kapılmış, kendine zulmediyor. Nasıl zulmediyor? Böyle demekle cehenneme doğru gidiyor adam. Kendini yakıyor o, yakmaya doğru gidiyor. Arkadaşı diyor ki, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Yahu sen ahireti inkar ediyorsun. Bunlar hiçbir zaman yok olmayacak diyorsun. Böylece sen seni topraktan yaradan, sonra seni nutfeden, meniden yaradan, sonra seni bu hale getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Yani yaratılışı görüyorsun. Halen görüyoruz biz. Bir kadınla bir erkeğin birleşmesinden çocuk dünyaya geliyor. Yani suya Rabbim şekil veriyor. Bunu unutmayalım. Yani kıyamet nasıl kopacakmış, bu çürümüş kemikler nasıl olacakmış? O çürüyen kemikleri kim yarattıydı? Onu unutma diyor. Topraktan Hazreti Adem'i, nutfeden bu insanlığı, meniden bu insanlığı yaradan ve o suya bu şekli veren Allah Celle Celaluhu. Seni bu ağaçlarını yerle bir eder. Üzüm çubuklarını kurudur. Suları çeker. Hani Mülk suresinin yani Tebareke suresinin sonundaki ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi suları çekiliverse kim getirecek diyor Rabbim. Lakinna huvallahu rabbi ve la üşrikü bi rabbi ehada. Arkadaş ona nasihat ederken ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben o Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmam. Velev la iz dehalte cenneteke kulte maşaallah la kuvvete illa billah in terani ene egalle minke malen ve veleda. Yahu keşke şu bahçene girerken şu yukarıdaki söylediklerini söylemeseydin. Yani yukarıdaki söyledikleri neydi? Bahçesine girerken diyordu ki buranın yok olacağını zannetmiyorum. Yani bu ağaçların kuruyacağını, bu suların çekileceğini zannetmiyorum. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Benim mali varlığım torunlarımda da devam eder, torunumun torununda da devam eder anlamında. Öyle diyeceğine diyor. Bahçene girdiğinde maşallah, maşallah, la kuvvete illa billah. Allah'ın dilediği kadar oluyor her şey. Allah Celle Celaluh'ten başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Bizim de gücümüz, kuvvetimiz var. Bazı eşyayı kaldırıyoruz. 50 kilo kaldıranlarımız, 100 kilo kaldıranlarımız, biraz daha antrenmanda daha yükseğini kaldıranlarımız var ama Himalaya dağını kaldıramıyoruz. Dünyayı boşlukta döndüren Allah Celle Celaluhu, kuvvet onun. Dünyadan kaç milyon defa büyük olan güneşi yörüngesinde yarattığı günden beri
döndürüp duran o Allah Celle Celaluhu. Kuvvet ona aittir. Güç ona aittir. Her ne kadar sen beni mal bakımından da, çocuk bakımından da benden az görsen de diyor. فَعَسَى رَبِّي اَنْ يَتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Umulur ki Rabbim senin bu bahçenden daha hayırlısını bana verir. Ne bilirsin? Belki de Allah gökyüzünden bir hesap gören gönderir de senin bu bahçen, bağın toz toprak haline dönüverir. اَوْ يُصْبِحَ مَاُهَا غَوْرًا. Sular çekiliverir. فَلَنْ تَسْتَد۪ي عَلَيْهُ talebe. Suyu çıkarıp bağını da sulayamazsın. Ve اُحِيدَ بِسَمَرِهِ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا اَنْفَقَ ف۪يهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى اُرُوشِهَا. Bir gün bütün meyveleri yok edildi, kuşatıldı derken ellerini ovuşturmaya başladı. Oraya yaptığı harcamalardan dolayı. Bir de başlı baktı ki bütün o çardaklar, asmalar, yani üzümler, asmalar böyle dalların üzerinde veya ipler üzerine çardak haline getirilmişti. Onlar yere inivermiş. Şöyle diyor: ve yekulu ya leyteni lem üşrik bi rabbi ahada. Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ben de ortak koşmasaydım diyor. Ve lem tekun lehu fiyetin yensurunehu min dunillahi ve ma kana muntasira. Allah'tan başka ona kimse yardım edemez. Yardım edecek biri yoktur. Ve o kendisini de kurtaramamıştır diyor. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ تَوَابًا وَخَيْرٌ اُقْبًا. Gerçek dostluk, gerçek yardım Allah'a aittir. Mükafat bakımından da, sonuç itibariyle de en hayırlı olan O'dur diyor Allah Celle Celaluhu. Halalından mal kazanacağız. Mala güvenmeyeceğiz. Salih evlat yetiştireceğiz ama çocuklarımıza değil Allah Celle Celaluhu'ya güveneceğiz. Biz görevimizi yerine getireceğiz. Çocuklarımızı da hak ve sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetiştirmeye çalışacağız. Verilen her türlü nimetlere şükredeceğiz ve başımıza gelen belalara sabredeceğiz. Onları aşmaya çalışacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.